Amca müsait misin? Gel Fatih. Müsaitim. Otursana. Yok amca, yerimde duramıyorum. Ne oturması? Onu görebiliyorum. Olaylardan haberim var, merak etme. Tahmin ettim. O yüzden geldim zaten. Doğa boşanmak istiyor. Fatih, ne oluyor size? Ya amca, ben ilk evlendiğimizde dedim ki benim ailem böyle, idare et dedim. Yok, yok. Nuh diyor, peygamber demiyor amca. Bütün suç Doğan'ın yani, öyle mi? Hayır. Annesi. Annesi onu dolduruşa getiriyor. Maşallah ya. Oturduğu yerden her yere yetişiyor kadın. Fatih, bence çok yanlış sularda geziyorsun. Benden söylemesi. Yok yok, ben biliyorum. O ilk başta da istememişti hiç evlenmemizi. Şimdi Doğa bir duvar kağıdı seçmiş. Onu cesaretlendiriyor güya. Yani Doğa sana her konuda ayak uydurmak zorunda. Ama sen ona ayak uydurmak zorunda değilsin. Doğru mu anlıyorum? Ya amca, Allah aşkına. Ben ayak uydurmuyor muyum? Ben elimden geleni yapıyorum. Annemlerle Doğa arasında kalmaktan imanım gevredi. Ya o zaman bu iş bitmiş. Konuşacak bir şey yok. Nasıl yok? Ben babama nasıl söyleyeceğim Doğa'nın benden boşanmak istediğini? Fatih, asıl sorun şu. Sen babana söyleyemediğin için mi Doğa'dan ayrılmak istemiyorsun? Yoksa onu sevdiğin için mi? Eğer sorun babansa ben bunu hallederim, merak etme. Evet, bir cevap bekliyorum senden. Sevmediğin bir insanla ömür geçiremezsin. Amca, ne sevmemesi? Ben Doğa için canımı veririm ya. E o zaman yapacağın şey gidip karının gönlünü almak. Evet Fatih, her şeyi bütün ayrıntılarıyla dinledim. Ama haksızsın. Sonuçta sen karının kalbini kırmışsın. Kötü konuşmuşsun ona. Tamam da amca, o da benim ailemi bildiği halde saçma sapan davranıyor. Doğa her şeyi bilmiyor olabilir Fatih. Yani evdeki herkesin hassasiyetini bilmek zorunda mı kız? Ya şunu kabul et, bak sen bambaşka bir kültürde büyüdün. Doğa bambaşka bir kültürde büyüdü. Çok farklı yerlerden geliyorsunuz. Ve her şeye rağmen bu kız ailesini bir tarafa itip senin yanına gelmeyi, seninle olmayı tercih etti, öyle değil mi? Peki amca, ne yapmam lazım? Ben Doğa'yı çok seviyorum. Onunla bir ömür istiyorum. Ama bu farklılıklarla ben de baş edemiyorum artık. Gerçekten yoruldum. Bir orta yol bulacaksınız Fatih. Doğa her kavgada gitmek istiyor. Yani bugün kalsa yarın başka bir sebepten gidecek. Evlilik, ilişki, adına her ne diyorsanız deyin. Bu böyle en ufak bir olayı da pes etmek demek değildir ki. Sen bence bir konuş Doğa'yla. Neden en ufak bir olayda bu kız gitmek istiyor? Neden? Git ona bir sor. Bir konuş. Konuştun mu hiç? Konuşacağım. Bir kafamı toplayayım amca, konuşacağım. Amca, aklıma geldi. Hani senin Kıvılcım Hanım'la aran iyi ya. Hani diyorum ki vaktin olduğunda biz sen mi konuşsan? Konuşurum konuşmasını. Da bu sizin meseleniz. Fatih'ciğim, bu sizin evliliğiniz. Konu sizi ilgilendiriyor. Bence önce sen bir konuş eşinle. Konuş. Baktın halledemiyorsun, o zaman büyükler devreye girer zaten. Merak etme. Tamam amca. Alo. Doğa. İyi misin? İyiyim. Geldim ben. Sizin evin önündeyim. Hadi lütfen gel de konuşalım Doğa. Fatih, bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Doğa, benim bu kadarcık hatırımda mı yok? Bizim çocuklarımız olacak. Lütfen in de konuşalım. Ha. Eğer inmem diyorsan ben yukarı çıkacağım. Haberin olsun. Tamam. Tamam, ben geliyorum. Of.
Umut, neredesin? Tamam, şimdi işin ucu bırakıyorsun, hemen bana geliyorsun. Hayır, telefonda anlatamam. Koş gel buraya çabuk, acil. Nursema evde kalmış, Nursema evde kalmış. Ne oluyordu o? Fasih gelmiş de konuşmak istiyor. Barışacaklar mı? Ne bileyim Çimen'cim, ben doğaya da güvenemiyorum ki. Nasılsın? Rahatım. Yani en azından her hareketimin yargılanmadığı bir evdeyim. Tuha, hadi gel bir yere gidip konuşalım. Hiç gerek yok Fatih. Benim seninle uzun uzun konuşacak hiçbir şeyim kalmadı artık. İnanmıyorum ya. Konu nerelere geldi? Bebek odası yapalım dedik, karım evi terk etti. Hacı, senin anlamadığın nokta bu, biliyor musun? Bu son yaşadığımız şey bardağı taşıran son damla oldu benim için. Sen zaten gitmeyi kafaya koymuştun yani öyle mi? Kalmak için direndim desem daha doğru olur. Böyle küçük şeyler için bizi kestirip atma be. Hadi. Böyle şeyler dediğin senin için çok küçük olabilir. Ama benim için hayati meseleler. Üstelik bana saygın da yok. Ya anneme demediğini bırakmadın. Benim yaşadıklarımı çok kolay sanıyorsun galiba sen. Ben neler yaşıyorum Doğa. Benim sana yansıtmadığım ne kadar çok şey var sen biliyor musun? Sırf sen üzülme, canın sıkılmasın diye ağzımı açmıyorum Doğa. Ağzını açmadığın halin bu mu? Bizim ailemizin bir yapısı var. Bu böyle gelmiş, böyle gidecek. Değişmez, değişmiyor. Benim ailem değişmiyor. Sen de benim değişeceğimi düşündün yani. Fatih, ben böyle zihniyette bir evde yapamıyorum. Yaşayamıyorum. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum ama senin de ailen gibi düşünüyor olman beni çok rahatsız ediyor. İlk başta etmiyordu. Şimdi ediyor. Öyle mi? Bunun başı sonu yok Fatih. Ben her şeyin yasak ve günah olduğu bir evde daha fazla yapamıyorum. Bu saatten sonra çok zor. Yapamam. Bazen sevgi de yetmiyormuş. Bana bir bakar mısın? Bizim aşkımız böyle biter mi? O zaman çık annenle babanın karşısına. Benim karım bu evde mutsuz. Yapamıyor de. Biz ayrı eve çıkacağız de. Ne oldu Fatih? Olmaz. Doğa, olmaz. Bunun olmayacağını en iyi sen biliyorsun. Benim annem, babaannem ve dedemle yaşamış. Ya o senin annenin problemi Fatih. Ne diyorsun yani şimdi? Benden ayrılmak mı istiyorsun? Evet. Böyle her gün üzülerek bebeklerime de zarar veriyorum ben. Onlar benim de bebeğim. O zaman çocukların annesine daha dikkatli davranacaktın.
Sana iyi akşamlar.